Herkese merhabalar, biyoteknoloji ve genetik mühendisi konumuzla beraberiz, sonuç evradım benim, senle beraber biyoteknolojiye bakacağız, neyle ilgileniyor onu inceleyeceğiz, aynı zamanda genetik mühendisliğinin ilgi alanlarını, daha doğrusu çalıştığı alanları beraber göreceğiz, zor bir konu mu hocam, çok kolay bir konu, çok basit bir konu, zaten DNA ve genetik kod ünitemizin sonuna geldik, artık yani son konusuna geldik, burada senle beraber islah ne, nedir ona bakacağız. Aynı zamanda işte yapay seçilim nedir ona bakacağız. Gen aktarımı nedir buna bakacağız. Bunların her birisi aslında biyoteknoloji ve genetik mühendisinin çalışma alanları diyebiliriz. Mesela aşılama şu anda özellikle gündemde, aşı üretiminde işte RNA işte aşıları ve benzeri bunların her birisi genetik mühendisliğinin katkılarıyla üretiliyor diyeceğiz. Aynı zamanda klonlama yani bir canlının aynısından bir tane daha yapma burada DNA'nın klonlanmasıyla bağlantılı bir özellik aslında bu da genetik mühendisi yani biyoteknolojinin çalışma alanı. Aynı zamanda gen tedavileri işte hastalıklı genlerin aslında tedavi edilip de hastalık bireylerin iyileşmesini sağlamak gibi işte daha verimli buğday daha uysal köpek daha büyük çiçek gibi gerçekten önemli gelişmeler oluyor yüzyılımızda ve bu e, çağımızda olan bu gelişmeler biyoteknoloji ve genetik mühendisliğinin katkıları bize diyoruz ve biliyorsun programımıza göre teker teker ilerliyoruz. Artık ekim ayının ortasına geldik ve programımızın da ekim ayının da ortalarındayız ve şimdi hemen sana dersin başında balkonsuz bir eve benzer ne benzer ödevsiz bir öğrenci siz bir öğrenci balkonsuz bir eve benzer diyerek 0 1 8 sayısal kitabımız olan arkadaşlarımız için hemen bir dakikanın içerisinde ödevlerini veriyorum hemen bitiriyorum ondan sonra. Burada artık konumuzun sonuna geldiğimiz için biyoteknoloji 1, 194, 195 ve biyoteknoloji 2, 196, 197 yapın arkadaşlar. Ondan sonra isterseniz de DNA ve genetik koddaki test geçi çözebilirsiniz. Yani testimizi çözebilirsiniz diyoruz. Aynı zamanda taktikli olan arkadaşlarımız için de 8 fen taktik olan arkadaşlarımız için de test 19'u yaparsanız bu iş bitmiştir. Hatta test 20'yi de yapabilirsiniz artık diyoruz. Peki aynı zamanda burada konu tarama testlerini de sonrasında yapabilirsiniz. Dinamo yeni nesil fen kitabımızdan da test 19, test 20 ve test 21'i yapabilirsiniz. Özellikle burada ünite değerlendirmesi var. Hatta test 22'de ünite değerlendirmesi iki geniş bir ünite olduğu için üniteleri de mutlaka Toplam olarak test edelim. Zor bankası FEN'den de hemen ya yapalım. FEN'de zor soruluyor mu? FEN'de zor var. FEN'de zor var. Test 16. Aynı zamanda test 17. Burada test 18'de ünite değerlendirme olmak üzere biyoteknoloji ve ünite değerlendirmeleri yapabilirsiniz arkadaşlar. Hadi bakalım o zaman muhteşem bir şekilde dersimize başlayalım. Genetik mühendisliği nedir'e bakarsak genetik mühendisliği canlıların kalası özelliklerinin değiştirilerek onlara yeni işlevler kazandırılması ve aynı zamanda bazı problemlerinde çözülmesi demek. Uygulama alanlarına baktığımız zaman gen tedavisi mesela. Hücredeki eksik genleri, genler var mesela Tomuk'un. Benim genim bozuk. Ve bunların işlevini üstlenecek yeni genlerin hücreye aktarılması bunların işlevlerinin tekrar yerine gelmesini sağlıyor. Mesela Tomuk'un hastalık geni içeren bir hücremiz var. Şu hastalık geni diyelim. Şimdi sen ee, normal hastalığa olan geri engelleyen bir gen aktarıyorsun bunun içine. Ve hücrenin içinde bu gen bu geni engelliyor ve bu hücrenin hasta olmasına engelliyor. İşte buna gen tedavisi diyoruz biz. Bu genetik mühendisinin yaptığı özel bir uygulama alanı diyoruz. İşte bu şekilde bazı hastalıkları da önüne geçebiliyoruz. Örnek olarak bir uygulama alanımız da ıslah çalışmaları. Islah ne demek Tomuş Evren Bey? Islah demek Allah seni ıslah etsin diyor bana anneme. Ha, i̇şte o ıslah demek aslında düzelesin, e, terbiye olasın demek aslında. Islah dediğimiz şey daha verimli ve bitki ve hayvan türlerinin elde edilmesi aslında. Nasıl oluyor? Bunun yapay seçilim denilen bir yöntem var. Mesela diyorsun ki en fazla besin veren bitkileri seçip onları kendi arasında çiftleştirip yeni daha fazla verip besin veren bilgiler yetiştirebiliyorsun. Ama bunun yanında Tonguç'um sıcak ortamda yetişen çileğe mesela başka bir canlı genleri aktarılıyor ve sonuçta soğukta da yetişebilen çilek ortaya çıkıyor. Yani normalde çilek ...sadece sıcak ortamlara yetişen bir bitki... ...biliyor musun Tomuç abi? Aynen böyle soğuk yerlerde... ...soğuk ülkelerde yetişemez asla... ...mesela Rusya'da çilek yetişmez mesela... ...ne yapar? Rusya sürekli çileği ithal eder... ...dolayısıyla işte... ...Rusya'da yetişebilen çilek üretebiliyor... ...genetik mühendisleri... ...neden? O kadar soğukta bile... ...yaşayabilen çilek bitkisine üretebilecek... ...gen aktarımları yapıp... ...islah edebiliyorlar... ...yani daha verimli türler yetiştirebiliyorlar... Mesela bir uygulamanın çok popüler olan bir uygulamanın o da klonlama tomucu. Benim Tom... klonum çıktı hocam. Aynen klonum olsaydı ödevlerime yardım ederdim demişsin. Ederdi tabii herhalde. Ödevlerim... Aynen bundan sonra okula gidiyor ben genelde de yatıyorum hocam. Tebrik ediyorum seni. Tonguç'um klonlama dediğimiz şey mesela bir tane koyunumuz var. Bu koyunun içindeki hücresini aldıktan sonra hücrenin içinden DNA'sını çıkartıyorsun Tonguç'um. DNA'sını çıkardıktan sonra başka bir koyundan da yumurta hücresi alıp bunun çekirdeğini çıkartıyorsun. Yani bunun kendi özelliklerini atıyorsun. Sadece hücresi kalıyor. Yumurta hücresi çok özel bir hücre. Neden? Çünkü hem hızlı bölünebilme yeteneğine sahip hem de Tonguç'um içinde bir sürü besin var. Şimdi sen bu DNA'yı bu boş yumurta hücresiyle bir aslında bu adamın şifresini bu yumurta yücesinin içine koymuş oluyorsun ve bu büyüyünce çat diye aynısının tıpkısı oluyor. İşte bu aslında klonlanan hayvan, bu da ortaya çıkan hayvan. İşte bu e, bu da bir, bir canlının içinde tabii taşıyıcı olarak büyütülüyor. Yani e, bunun karnında büyüyor. Sonra yumurtlayınca çat diye doli diye bir koyun çıkıyor. İşte ilk başta doli diye bir koyun vardı Tonguç'um. Doli Dolly, Dolly. Dolly'nin dolly. dolly dolly klonu da bu işte. Bu da doli klonu diyoruz Tonguç'um. İşte e, klonlama dediğimiz şey, uygulamada bu şekilde ana bireyle tıpatıp aynı genetik şifrede yeni birey oluşturması işlemi diyoruz. Yeni nesile aşılama dediğimiz taktiklerle de, Tonguç'um mikroorganizmanın tamamını kullanmak yerine genler aşıyla genler aşıya aktarılmaktadır. Mesela örnek olarak e, yeni nesil aşamada mesela bakteri DNA'sının e, DNA'sının kopyasını alıyorsun Tonguç'um. Sonra insandan alınan parçayı da alıyorsun. Sonra bu ikisini birleştiriyorsun. Sonra DNA aşısı şeklinde e, sana yapıyorsun. Ve bu uygulamayla mikrobun taşıyıcıları yerleştirdiğince sen hastalığa karşı bağışık. Yani bu bakteri bu vücuduna girdiği anda sen diyorsun ki "Aa ben bunu tanıyordum zaten." O zaman hadi buna ait benim antikorlar denilen özel hücreler o bakteriyi tanıdığı için daha önceden bu bir zararlı bakteri diyerekten saldırıyor. Normalde bütün bakterilere saldırmıyor vücudumuz. Sadece tanıdıklarına saldırıyor. İşte sen bu aşılamayı daha önceden tanıyabilmek için yapıyorsun. Tunçum bunun gibi daha yeni aşılama tekniklerinden bir tanesi de mesela muzun içine DNA'ları enjekte ederekten daha doğrusu özel DNA'ları koyaraktan muz yediğin anda bir anda aşıla, aşı yemiş gibi oluyorsun. Yani hiç aşıyı iğne yiyip sokmadan buraya muz yediğin anda o aşının özellikleri de sana geçiyor diyoruz. Bu da yenilesi aşamayı bir başka bir örnek diyoruz. Gen aktarımı baktığım zaman bakterilerden yararlanarak bir canlıya ait genin başka bir canlıya aktarılmasına biz gen aktarımı diyoruz. Mesela aktarılmak istenen gen alıyorsun bunu sonra bir bakteri DNA'sının yan, yanına koyuyorsun gen bakteriye eklendiği anda bakteri DNA'sı bu, bu yeni DNA'yı içine alıyor. Yeni gen bakteri DNA'sı birleşiyor. İşte bakterilerden yararlanarak başka bir canlıya bu geni bu bakteriyi o canlıya soktuğun anda o gen aslında o canlının içine girmiş oluyor. Aslında yeni bir aşılama yöntemi gibi düşünebilirsin. Bu sefer de bakterilerden yararlanıyoruz. Buna da gen aktarımı diyoruz Tunguç. O zaman ödüllü sorumuzu yap Tunguç. Yorumlara yolla. Hadi bakalım. Efendim. Teşekkürler hocam.